Kartal'daki riskli binalarda gün boyunca yıkım devam etti. Peki orada son durum ne? Hemen kameralarımızı Kartal'a çevireceğiz. Beyaz Haber ekibinden Sercan Kahveci bizleri bekliyor orada. Sercan, son durumu senden alıyoruz. Murat Elçin, Yeşilyurt Apartmanı biliyorsunuz ki 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu ve ihmaller zinciri vardı. Az önce haberimizde de izledik. Deniz kumunun kullanılması ve midye kabuklarının olması faciaya davetiye çıkarmıştı. İşte o facianın ardından incelemeler başlatıldı çevredeki binalarda da. 10 binadan 8'inin yıkılmasına karar verilmişti. O binalardan biri de yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın hemen yanında bulunan Yunus Apartmanı. Yunus Apartmanı'nın da yıkımına dün başlanmıştı. Bugün de yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam etti ta ki dakikalar öncesine kadar. Çünkü çalışmalara ara verildi. Kameraman arkadaşım Buğra hemen son durumu size göstersin. İşte görüyorsunuz Yunus Apartmanı biliyorsunuz ki yıkım çalışmasına dün başlanmıştı. Bugün sabah saatlerinde ara verilen çalışmalara tekrar başlatıldı ve dakikalar öncesinde Yunus Apartmanı'nı yıkım çalışmasına ara verildi. Sabah saatlerinde tekrardan o yıkım çalışmalarına başlanacak Murat Erçin. Yunus Apartmanı'nın inşaatında da biliyorsunuz ki deniz kumu kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bir takım örnekler alındı. Bu örneklerde deniz kumunun kullanıldığı kanıtlanmış oldu. Çevredeki 8 binada bu şekilde yıkılacak. İlkinin yıkılması yani Yunus Apartmanı'nın yıkılmasını yarın bitmesi planlanıyor. Ancak şu anda ara verildi. Yarın sabah saatlerinde o yıkıma tekrar başlanacak. Murat Erçin, bugün aynı zamanda gün boyunca buradaydık ve burada vatandaşlar meraklı gözlerle buradaki çalışmaları izledi. Buraya gelip gidenleri de tabii ki gözleri aradı. Bir takım biliyorsunuz ki yetkililer gelmişti, bakanlar gelmişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmişti. Ancak buradaki vatandaşların görüşü Kartal Belediye Başkanı'nın buraya gelmediği, gelse bile kendileriyle görüşmediği yönündeydi. Onu da dilerseniz haberimizden izleyelim. Kartal Belediye Başkanı'nı bir kere orada görmedim. Bu belediye başkanı ne? Önce Allah büyüktür. İnanın bunun hesabını verecek. Peki belediye başkanı? Bizim doktorumuz nerede? Herkes oradaydı ama o bir türlü gelmedi. CHP'li başkan vatandaşların acısına ortak olmadı. Zaten aday değil kendisi. Buraya da gelmenin kendince herhalde bir şeyi yoktur, gereği yoktur. Ama devletimizden Allah bin kere razı olsun. Kartal'da çöken binanın ardından bütün devlet kurumları alarma geçti. İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı hepsi tek tek geldi. Lütfen sakin bir şekilde başlatın. İlk dakikadan itibaren vatandaşlara kol kanat gerildi. Ancak CHP'nin skandallarla dolu belediye başkanı Altınok Öz ortalarda yoktu. Valla belediye, Kartal Belediyesi yok piyasada. Belediye parayı alıyor yatıyacak. Ben burada 77 yılından beri Kartal'dayım. Arkadaşlar uyanın. Böyle insanlar bu devleti, bu hükümeti yönetemez. Vallahi yönetemez, billahi yönetemez. Ayıptır be. İnsanlardan vergi alıyor. Cumhurbaşkanı da geldi. Soylu da geldi. Bu belediye başkanı nerede? Önce Allah büyüktür. İnanın bunun hesabını verecek. Öz bir gece yarısı başındaki şapkayla çöken binanın yolunu tuttu. Belediye başkanından bir ses yok, ben de henüz görmedim. Cumhurbaşkanımız geldi. Yanımızda halka cevap verdi, konuştu. Bu belediye başkanı ondan daha mı yüksekteki bir insan ki buraya tenezzül edip gelmiyor? Öz yeni dönemde aday değil. Belki de bunu düşünerek her gün oraya gelmedi. Doğal olarak burada olması gerekmiyor muydu? Ama göremedik buralarda. Belediye başkanını hiç görmedim. Cumhurbaşkanımız geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, meclis başkanımız geldi. Oysa ki çöken binayla belediye başkanlığı arasında sadece birkaç kilometrelik mesafe vardı. Bırak, ne yapacak? Mezarına gidip dua mı yapacak?
Ne yapacak arkadaşım? Başkansa başkanlığını yapacak. Üstelik sadece CHP'li başkan değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da olay yerine gelmedi. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Başkanımız hep buradaydı ama biz belediyeyi burada göremedik. Ve tepkilerin ardından öğle saatlerinde yıkımı yapılan Yunus Apartmanı'nın enkaz alanını gezdi. Yine sivil kıyafetle enkaz alanına gelen Altınok Öz sorulara cevap vermeden alandan ayrıldı.